Herkese bloğun ikinci gününden merhabalar. Benimle birlikte başlayıp birinci günü kaçamaksız bitiren kaç kişi var bunu merak ediyorum. O yüzden yorumlarda neler yediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Kahvaltıda yumurtalı, kaşar peynirli, avokadolu tost yapacağım. Öncelikle iki tane yumurtamı kırıp çırpıyorum. Daha sonra tostumun arasına koymak için domatesi dilimliyorum. Son olaraksa kaşar peyniri ve avokadoyu dilimliyorum. Tavama yaklaşık bir çay kaşığı kadar tereyağını koyup eritiyorum. Daha sonra eriyen tereyağın içerisine yumurtamı döküyorum ve biraz pişmeye bırakıyorum. Yumurtam piştikten sonra üzerine 2 dilim tam buğday ekmeğimi koyuyorum ve ters çeviriyorum. Arasına domates, kaşar peyniri ve avokado koydum. Sizler evde bulunan malzemeleri de koyabilirsiniz. Daha sonra yanlardan katlayıp ters çevirip kaşar peynirler eriyene kadar pişiriyoruz. Kaşar peynirler eriyene kadar tabağımı hazırlıyorum. Tabağımın içerisine yarım salatalık ekliyorum. Tostum da hazır olduktan sonra yanına ananaslı açar ile yeşil çay yapıyorum. Eğer sade yeşil çay sevmiyorsanız bu yeşil çaya mutlaka ama mutlaka bir şans verin. Ve kahvaltım hazır. Bu tost yaklaşık 460 kalori. Sizin içerisine koyacağınız malzemelerle bu kalori miktarı değişecektir. Ayrıca bu miktarları ben kendime göre ayarlıyorum. Sizler kalori ihtiyacınıza göre kendi porsiyon miktarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ise ara öğünümü hazırlıyorum. Bu ara öğün hem ödem atmaya yardımcı hem de kabızlık çekiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin.
Öncelikle ananasımı dilimliyorum. Ananas yerine dilediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz. Daha sonra robotumun içerisine 1 su bardağı kadar kefir ekliyorum. Kefirimi koyduktan sonra dilimlediğim ananasları içerisine koyuyorum. 1 yemek kaşığı da keten tohumu ekledikten sonra robottan geçiriyorum. Ve arı öğünümüz hazır. İçerisine ekstradan tatlandırıcı eklemedim ama eğer size tatsız geliyorsa bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyebilirsiniz. Şimdi ise akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğinde köfte yapacağım. Öncelikle kıyma kaseme koyuyorum. Daha sonra dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben soğan tozu, sarımsak tozu, pul biber, acı toz biber koydum. Daha sonra içerisine tuz, 1,5 yemek kaşığı galeta unu, 1 tane yumurta kırdıktan sonra yoğuruyorum. Şekil verdikten sonra yanmaz, yapışmaz tavada yağsız bir şekilde pişiriyorum. Köftelerimin yanına ise karbonhidrat olarak makarna yapıyorum. Salatamı da yaptıktan sonra tabağımı hazırlamaya geçiyorum. Tabağıma 3 tane köfte, bol salata ve 4-5 yemek kaşığı makarna ekliyorum.
Akşam yemeğimde yedikten sonra günü bu şekilde bitiriyorum. Videonun daha fazla kişiye ulaşıp ücretsiz bir şekilde insanların yararlanabilmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki günde görüşmek üzere, hoşça kalın.